Global Videos'a merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte bu sezonda 6 günde Fatih olduk demiştim ki sizlere, eğer ki mobile geçersem çok çok hızlı bir şekilde Fatih olacağımı söylemiştim ve 6 günde Fatih oldum. Aslında 8 de bayramda kasmayıcı onu çıkarsanız 6 gün oluyor. Hani bayramdan dolayı ek olarak ben 40 puan falan daha kastım, onu saymazsak 6 günde ben bu sezon Fatih oldum. Hani aslında kolay değil, sadece bunu siz zorlaştırıyorsunuz. Cidden bak çok kolay olmak. Şuradan hemen sezon kısmına dokunduğumda burada C1S1'de Fatih olduğumu görebilirsiniz. Bugün itibariyle 4255 puan ile Fatih olabilirsiniz. Fakat bugün itibariyle dediğim akşama eğer ki Fatih olacaksanız bu puanın 4270 civarı kasmanız gerekiyor. Günlük 15-20 puan olarak artıyor şu anlık benim bildiğim kadarıyla. Zaten Fatih olduğunuzda direkt şu yeni şeyleri de alıyorsunuz. Buradan mesela Asus'ta ben çıkmadan Fatih'e çıktım. Çok değişik bir şey oldu. Ben şuradaki ödülleri de aldım ama yani işime yaradı açıkçası. Ferdi bunu sevdi vallahi, kim ne derse desin. Yani o ranklara falan girmeden direkt Fatih olduk. Baktık keyfimize. Bu arada ben bunların hepsini canlı yayında kastım. Hani olur da benim yayınlarımı kaçırmamak isterseniz saat 1 ile 4 arası Nimo TV'deyim. 5.30 ile 8.30 9'a kadar da YouTube'la Nimo ortak yayın yapıyorum. Ve günlük ortalama 6-7 saat yayın yaparak canlı yayında Fatih'e kasıyorum. Ve hani kendim nasıl kasıyorum, hani oradan beni izleyerek de işte kendinize tecrübeleri de elde edebilirsiniz. Ben bu videoda yine sizlere anlatacağım en kısa ve en özet şeklinde nasıl Fatih olabilirsiniz, ama olabilmek size kalmış. Şimdi biz Fatih olduk, peki bundan sonra ne yapacağız derseniz, bugün itibariyle saat 1'den sonra ilk yüze kasmaya başlayacağız. Bugün eğer ki 70 puan kasarsam, hani ben amacım 70 puan kasmak değil de böyle sıralamada birinciliğe zorlamak. Biliyorsunuz ki geçen sezon 12 günde 42'ye kadar çıktım ben. Bu sezon bakalım, o bir de sezon sonuydu, hani az puan verdiği zaman 42'ye kadar çıkmıştım. Bu sezon hedef ilk 5 yapabilirsek birincilik, ama işte birinci sıradaki şeyler sağ olsun, hığılacılar sağ olsun, hığılacılar izin vermiyorlar, ama büyük ihtimalle en kötü ihtimalle ben şurada üçüncülüğümü elde ederim diye düşünüyorum. Daha fazla yukarıya çıkabilir miyim? Yani açıkçası şu hileli arkadaşlar varken bir tık sıkar da, adamın KD'si 8-24 olarak da o kadar adam yok oğlum, kimi vuruyorsun ya? Her maç 9 adam kimi vuruyorsun? Hani bu mesela hacker yani. Olsa bu var. Bunlar mesela ghost diyorum, teamik yapıyorlar, öyle rank yazıyorlar falan filan. O yüzden 1 ile 2'cilik bir tık sıkar ama kesin 3'e girerim, onu biliyorum. 2'ye de zorlarız, 2'yi geçersek zaten 1'i geçmek de o kadar zor olmaz, ama işte bu 3 ile 2 arasında böyle bir 500-600 puan fark olacak. Kasabilirsem onu da kasarım bu sezon bitmeden. Peki sen Fatih olacaksın, nasıl olacaksın, kaç puanlı olursun falan filan dersek, buradan ilk yapman gereken 100. sıradaki adama gel, 4325 puan. Sezon başı 75 puan çıkart ve Fatih olma puanını elde et. Hani aslında çok da zor değil, çok kolay. Sadece bunu siz zorlaştırıyorsunuz. Ya en önemli taktiği ise şu: sezon sonuna kadar solo rank az 4 yıldızı görmüyor. Hani diyorsunuz 7-20 yok, 6 yok bros. Yetişir, dert etme, çok dert ediyoruz bu konuyu. Sezon sonra as 4'ü görmeyen bir solo rank sistemi var oyunda. O yüzden hani herkese kasmanızı öneririm diyorum. Çünkü as 4'ü görmüyor abi yani. Geçen sezon as 3 70'te bitti. Ondan önce gene as 3 70'te bitti. Ondan önce as 3.5'da bitti falan filan. Daha as 4'ü görmedi. Olur da görürse zaten ben sizlere söylerim. Hani kendine bizzat zaten rank kastım için bütün tecrübelere dayalı bu konuda. Bu sezon 7. kez Fatih oldum. Yani 7. kez bu çerçeve alacağım, ama ben bu çerçeveyi pek fazla beğenmedim. Sırf bu çerçeve büyük ihtimalle 3 sezonluk olacak, daha sonra gideceği için takacağım. Siz de çerçeve için mi kasıyorsunuz yoksa ünvan için mi kasıyorsunuz bilmiyorum, ama büyük ihtimalle hepiniz ünvan için kasıyorsunuz. Ya yani çerçeve için açıkçası bir tık kasılmaz gibi. Şimdi olayın kısaca özüne gelirsek, rank tuşuna başlata basıyorsun, başlıyorsun. 3 ene sol olarak giriyorsun, kimseyi dinlemiyorsun. Eşliymiş, yok squatmış, yok BŞN'ymiş, yok Orta Doğu'ymuş, yok Kuzey Amerika'ymış falan filan, bunların hepsini unut. Sadece Avrupa 3. ağız tekliğe bak. Çünkü Fatih olmanın anahtarı burada. Hani başkaları sana bir şey dediğinde senin kafan oraya gidiyor. İşte ya orada daha çok puan veriyor, orada ben daha çabuk Fatih olurum falan filan diyorsun. Fakat şöyle bir sıkıntı var. PUBG Boys'a rank kasarken bir yerde az puan verirse Fatih'te az puan... Oğlum sen ne bağırıyorsun ya? Bir yer sana az puan verirse bil ki Fatih'e az ister. Ama çok verirse çok ister. Solo rank ise 3'e neyse tam orta puan verir. Maç sunularının böyle 30-40 kişi kaldığında sadece ilk 10'a girerek mis gibi puanlar alabilirsin. Ben mesela size dün akşamki maçları göstereyim. Dün akşam tilt oldum abi. Neden derseniz hani son maçlarda abi şuralarda bir sıkıntı yaşadım. Hani giremedim bak. Şurada mesela 18'de oluyorum, 14'de oluyorum. İlk 10'a giremedim. Burada 20. falan oldum. Sonra bir 5'i
takipçi oldu bir 2 kille. Burada artı 14 aldığımdan sonra bir tane böyle bir maçım var. Daha sonra bir tane de 3 kille 7. oldum. Artı 17 verdi. Bu maçlar mesela son alanda 30-40 kişinin kaldığı maçlar. Eğer ki başlarınızda böyle adamlar varsa killen çok hayatta kalma öne çünkü. Sen 10. olursun bir kille artı 10 alırsın. Ben 5. olurum bir kille. Artı 15, artı 17 alırım. Hani fark bu. Sadece yat abi. Yani yılan yap. Sürün yerde. Çimenlerin içine gir falan filan. Fatih ol. Zaten Fatih olmanın asıl amacı taktiği bence bu. Ben 130 maçta Fatih oldum. Yediysem toplamda eksi 50 falan yemişimdir. Daha fazlasını yemedim. Hani birçok başta da bu sezon ilk oda giremediğim için bir tık daha yavaş oldu. Şu an ben emülatörden bir tane maça girdim. Oyunu şuradan ayarlardan sesini kapatayım. Emülatörde hassasiyet, kontrol falan hiçbir şey yok çünkü. Mobilden kastığım için emülatörü bıraktım. Ben size şöyle göstereyim. Mesela örnek veriyorum. Uçak tam şöyle geçiyor ya kanka. Uçak böyle geçerken kendine öyle bir rotasyon belirle ki bu belirlediğin rotasyon 2.5 kilometre falan olsun. Ve belirlediğin rotasyon nasıl mesela? Uçak böyle geçiyor ya kanka. Ben senin yerinde olsam mesela şurası 2.5 kilometre, tamam mı? Bak buraya paraşüt açıcısı var ya, aça dokun uçarak gidebiliyorsun. 2900 metreye kadar kendi tecrübelerimle ben gidebildim. Hani 2900'e kadar direkt paraşüt açıcısı çıktığında basarsanız buralara kadar gidebilirsiniz. Hani benim önerim bu şekilde rank kasmanızı öneririm. İşte uçak mesela şu anda nasıl geçiyor abi? Çok saçma geçiyor. Yani mesela bu rotasyonu ne yapılır? Şurayı temizleyebilirsem inşallah göstereyim. Mesela uçak bu şekilde gidiyor, tamam mı? Bu uçakta ne yapılır? Arap git Arap. Dur bir dakika, şu Arap'ı kapatabilir miyim? Mesela uçak bu şekilde gidiyor, tamam, mobildeyim diyelim. Ben şu an rank asıyorum Fatih'e. Mesela burada nereye giderim? Açıkçası söylemek gerekirse büyük ihtimalle şuraya giderim. Peki buraya nasıl giderim? Sadece uçarak giderim. Yani hani böyle araba arayayım yok, bir şey arayayım yok işte falan filan. Araba aradığınızda mesela ne oluyor? Ben sizlere genelde olan şeyi söyleyeyim. Araba ararken ya arabanızı geçiriyorlar ya sizi eziyorlar. Onun için bile çok fazla eksi yiyorsunuz. Mesela burası bu arada bir şey değil mi? Birazcık yakınlaştı ama hani nasıl diyeyim, normalde insanlar 1700-1800 metre gider ya, bir şey değil mi? Bu arada benim tuşlar ayarlı değil. Ha, yedik nane. Neyse, ben gösterebildiğim kadar göstereyim. Şu an ekrandan fareyle dokunarak uçurmaya çalışıyorum. F'ye tuşuna bastım. Bak, yapacağım bu. Bu şekilde yaparsan 2900 metre alana kadar gidebiliyorsun. Araba aramına gerek yok. Daha ben hiç havada ölmedim. O konuda da hani şeyiniz olmuş. Ya işte havada vururlar falan demeyin. Vay, işte bir sıkıntısı yok. Böyle rahat rahat uça uça gitmek istediğiniz yerlere gidin. Ben rank kasarken böyle kasıyorum. Zaten yayınımı izleyenler biliyor. Ben böyle böyle gide gide Fatih oldum. Maç sonu iki fazla adam vurduk işte. Bu kadar. Hani başka ne yapalım ki? Bizim bu kadar yani. Biz çok iyi bir oyuncu değiliz. Çok kötü bir oyuncu değiliz. Önümüze geleni vuruyoruz. O kadar yani. Mesela örnek veriyorum. Adam evinize daldığında siz ona dalmak yerine bekleyin. Sabit durun. Hiç ses çıkarmayın. O girdiğinde vurun. Tam bir yılan taktiği. Yani bu şekilde mesela daha kolay Fatih'e kasabilirsiniz. Böyle böyle gideceğiniz yerleri seçin ve gidin. Belki bilmeyenler vardır diye söyleyeyim. Fatih sizleri gece 3-10 geçe atıyor. Hani As Ligi'ne çıkınca ilk 5'te girdiğinizi görebilirsiniz. Ya da diyelim ki As Ligi'ne çıkmadan DAS'ta sıralamanızı görebiliyorsunuz. Hani şu an As Ligi'ne çıktığımızda benim Fatih Uyvada bunun üstünde sıralama yazıyor. As Ligi üstünde herkes de yazar. Ama As Ligi olmadan işte Elmas'ta, Platin'de falan sıralama kaç diye merak ediyorsanız da aynı şekilde buraya kadar gelip öğrenebilirsiniz. Eğer ki şurada benim mesela squat'ta kaç yazıyor, %49 yazıyor ya, daha ilk 10.000'e giremedim ben oluyor. İlk 10.000'e girdiğinde burada işte 9.999 yazar, 9.997 yazar falan filan diye bu şekilde gider. Burası mesela %1 kaldıysa azıcık daha şöyle ortalama nasıl diyeyim, 30-40 puanla aldığında işte ilk 100'e, ilk 10.000'e gireceksin diyor. İlk 10.000'e girdiğinde sıralamanı görüyorsun, 500'e kadar kasıyorsun, az ilgide çıkıyorsun. Gece 3'e 10 gece eğer ki hala 500'deysen Fatih oluyorsun. Ama eğer ki işte şöyle de bir olay var. Mesela dün ben saat 1 gibiydi. Sıralamamı 378'de bıraktım. Gece 450-470 gibi Fatih oldu. Hani rank kasarken şu an çok dikkat edin. Özellikle sezon başı. Mesela benim önerim saat 12 gibi sıralamanızı 200'lerde bırakmanızı öneririm. Yoksa sizleri çok kolay bir şekilde geçebilirler. Onun sonra gece 3'te Fatih olamazsınız. Fakat sabah kalktığınızda yine işte sıralamanızı mesela 200'de bıraktınız ya, sabah o sıralamayı yine 300'de falan görürsün. Ama şöyle bir olay var. İnsanlar seni gece 3'ün gece geçmiş Fatih olmuş, sonra da geri düşmüş oluyor bu. Yani sen Fatih olamıyorsun. Hani o yüzden bu konuda da cidden çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer ki sormak istediğiniz sorular varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani benden bu kadar da hani elimden geldiğince sizlere gösterebildiğim kadar göstermeye çalışıyorum. Şöyle de bir tane avatar verdiler ama ben bu avatarı kullanacağımı açıkçası sanmıyorum. Bu avatar nerede? Şöyle bir tane C1 S1 As Otoritesi avatar diye bir şey vermişler ama
Yani bana göre gereksiz bir avatar diyebilirim. Bence şu Fatih yerinde düzeltmeleri lazım. Yani sağda yukarıdaki Fatih böyle bir tık gıcık duruyor ya. Ne bileyim hani burayı bir tık daha böyle dekoratif yapsak güzel olabilir. Neyse, bu videoluk benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG videoda görüşmek üzere ve kaçıyorum. Bay bay.